Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Dinliyoruz. Virüs taşıyanda hastalığın belirtisi yoktu. Virüsü taşıdığını başta kendisi de bilmiyordu. Virüsü ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışanına bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezliği olan bir başka kişiye bulaştırdı. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci tedavi gördü. Bir başka hastanede çalışan 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyanın babası, amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kendi ailesinden 5 kişiyi enfekte etti. Virüs taşıyan, yani bu olayda virüsün ilk taşıyıcısı, kendisi gibi yayılma kaynaklık edecek daha pek çok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcıyı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan, virüsü bulaştırdığı kişiler, onların temas çevreleri izole edilmeseydi, tablonun nasıl büyüyeceğini hayal edin. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün açıkladığımız vaka sayısı 2456 idi. Yani dün itibariyle 2456 kişide daha virüs tespit edilmişti. Ondan önceki gün 2148 yeni koronavirüs hastası bildirmiştik. Ondan önceki gün açıkladığımız sayı 2704'tü. Dün itibariyle toplam vaka sayımız ise 18.235'ti. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, her birinin sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı. Tıpkı taşıyıcı gibi bankaya gidiyorlardı, alışverişe çıkıyorlardı, arkadaşlarıyla kafede buluşuyorlardı, kalabalık araçlara biniyorlardı. 18.135 hastanın her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin. Ve yayılımın ne kadar kolay, ne kadar hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var. Fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. 60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberleri hepimizi yaralıyor. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz, ailenizin, büyüklerinizin talihsizliği olmasın. Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı aldı. Bu çerçevede yapılan önerileri Sayın Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla sundum. Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini kendileri açıklayacaktır. Toplantımızın ikinci kısmına geçmeden birkaç noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Kendimizi riskten izole edelim. Yuvamız en büyük gücümüzdür. Toplantımızın bu ikinci kısmında da bir takım verileri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Burada son 24 saatte 16.160 test yapıldı. Toplamda 140.716 test yapılmış oldu. 2.786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20.921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Burada ise illerimizin tamamında artık görüldüğünü söylemiştim. Bu dağılıma göre İstanbul'da 12.231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk 5 il olarak sıralamak mümkün. Bu slaytta da vakaların toplam tanı koyduğumuz vakalarımızın yaş dağılımı. Bu yaş dağılımında da görüldüğü şekliyle 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğünü ve 40 yaş üstünde de teşhis konan vakaların daha çok olduğunu, özellikle erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksek olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti olarak algılanmamalıdır. Gençlerimizin hastalığı ya hiç hissetmemekte ya da çok hafif geçirdiğini daha önce de ifade etmiştim. Burada ise vefat edenlerin illere göre dağılımı şu an 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu buradan da görmüş oluyoruz. En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul, 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Burada ise vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da artmış olduğunu ve özellikle de erkek oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Özellikle burada da 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini de görmüş oluyoruz. Burada bu tabloda ise 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların %64.4'ünü hastalar oluşturuyor. %64.4'ünü. Hayatını kaybeden hastalarımızın da %78.7'sini, yani %80'e yakınını 60 yaşın üzerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Diğer taraftan ise hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise %86.7'si 60 yaşın altında. Yani 60 yaşın altında olanların önemli bir kısmını hastaneye yatırmadan evde takip etmiş oluyoruz. Ayrıca eşlik eden kronik veya bir alt hastalığın olup olmadığıyla ilgili bir tablo bu. Burada da yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir tane altta yatan bir hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarımızın içinde de %64.2 oranında en az bir kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu slaytta ise yoğun bakım hastalarımızın %62.2'sinde altta yatan en az iki hastalık bulunmakta. Vefat edenlerin yarısında da en az iki kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu tabloda ise risk oluşturan bazı hastalıkların dağılımları, burada özellikle astımla ilgili tabloyu görüyoruz. Astım hastalarının dağılım eğrisine baktığımızda yaş aralığı astım hastalarının 45 ile 90 arası olduğunu görüyoruz.
Burada da yaşla birlikte vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin oranının ne kadar arttığını da görmüş oluyoruz. Bu tabloda KOA hastalarıyla ilgili, KOA'da yani kronik solunum sistemi hastalığı olan vakalar ağırlıklı 55 ile 90 yaş arası seyrettiğini görüyoruz. Burada da bir farklılık görüyoruz. KOA yani kronik solunum sistemi rahatsızlığı olan hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin aynı oranı koruduğunu görüyoruz. Yani genç de olsa, KOA hastası ise veya orta yaş grubunda ise aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Bu tansiyon, hipertansiyon vakaları ile ilgili burada hipertansiyon vakalarının daha çok 40 ile 90 yaş aralığında görüldüğünü, burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Bu tabloda ise diyabet hastaları ile ilgili, diyabet hastalarının 40 ile 85 yaş aralığında değiştiğini, burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın tablosunu görmüş oluyorsunuz. Burada ise iskemik kalp hastalığı olanları gösteren bir tablo. Burada da özellikle ileri yaşta yine benzer şekilde ölüm oranının giderek arttığını bu tablodan da daha net görmüş oluyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli, daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin hareketli ise riski daha da arttırmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas, mesafe, izolasyon. Teşekkür ediyorum. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Bugün itibariyle 69 kişiyi kaybettik dedi. Toplamda 425 kişiyi koronavirüs sebebiyle kaybetmiş olduk. Böylelikle toplam can kaybı 425 kişi oldu. Toplam vaka sayısı 20.921'e yükseldi. Bugünkü vaka sayısı 2786. İstanbul en riskli il olarak telaffuz edildi. Vaka sayısı 12.231, toplam vaka sayısı 20.921 iken İstanbul vaka sayısı 12.231 ve en riskli il. Burada çok dikkatle altı çizilmesi gereken bir konu var. Yayılmasını durdurmak için Cumhurbaşkanı ile çeşitli bilgiler paylaştığını söyledi. Açıklamanın Cumhurbaşkanı'ndan geleceğini söyledi. İstanbul'da sokak hareketliliği ve yaşa dikkat çekti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hareketliliği ve yaşla ilgili İstanbul'a da ilişkin belli açıklamalar gelebilir, beklenebilir şeklinde ipucu aldık Sağlık Bakanı'nın açıklamasından.